Kanal B İstanbul temsilcilerinin bahçesinden iyi günler değerli izleyiciler. 7 gün programında geride bıraktığımız haftanın önemli gündem maddelerini konuşacağız. Çok değerli bir konu ağırlıyoruz. CHP İstanbul İl Başkanı Sayın Oğuzkan Salıcı bugün konuk bahçemizde. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Çok yoğun hem Türkiye'nin gündemi hem İstanbul'un gündemi. Evet. Ve sizin görüşlerinize ihtiyacımız var. İçinden geçtiğimiz bu süreç içerisinde. Fazla sözü uzatmak istemiyorum çünkü konuşmamız gereken o kadar çok konu var ki bilmiyorum 80 dakika içerisinde bunları değerli izleyicilerimizle paylaşabilecek miyiz? Sayın seyirciler siz de programımıza gerek SMS, gerek Twitter, gerekse elektronik posta aracılığıyla katkıda bulunabilir. Bir anlamıyla konuştuklarımıza da yön verebilirsiniz. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra hiç vakit kaybetmeden satır başlarını izleyelim. Ardından da 7 güne başlayalım. 46 kişinin hayatını kaybettiği Hatay'ın Ceyhan ilçesindeki bombalı saldırıların ardından bakanlar bölgedeydi. Patlamaların meydana geldiği bölgede inceleme yapan kabine üyeleri kameraların karşısına geçti ve önemli açıklamalarda bulundu. 7 günde. Teröristlerin sınır dışına çıkış süreci başladı. Belirlenen takvim şu an için 5 aylık. Yanıt bekleyen en önemli sorulardan biri ise çıkışların nasıl tespit edileceği. Ayrıntılar 7 günde. Ergenekon davasında son savunmasını yapan bazı sanıklar tutuklu bulunmalarının nedenini İmralı sürecine bağladı. CHP'den 4 kişilik bir heyet ise partilerinin tutuklu milletvekilleri Mehmet Haberal ve Mustafa Balbay'ı ziyaret etti. Vekiller eğer barışılacaksa önce Haberal'la Balbay'la barışılsın dedi. Silivri'de yaşananlar 7 günde. Kamuoyu tepki gösterdi, muhalefet geri adım attı. Ancak halkın baskısı iktidar üzerinde etkili olamadı. Muhalefet imzalarını çekti ama Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, milletvekillerine yeni haklar ve ayrıcalıklar getiren düzenlemede geri adım atmayacaklarını açıkladı. Gelişmeler 7 günde. Yeni anayasa çalışmaları için tamam mı devam mı? Anayasa Uzlaşma Komisyonu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek başkanlığında kritik bir toplantı yaptı. Çiçek toplantı sonrası yaptığı yazılı açıklamada komisyonun Haziran ayı sonuna kadar çalışmalarına devam edeceğini bildirdi. Geride bıraktığımız haftanın önemli görüşmeleriyle 7 gün başlıyor. Değerli izleyiciler, 46 kişinin hayatını kaybettiği, 100 kişinin de yaralandığı Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki saldırının ardından malum bir yayın yasağı geldi. Biz de Kanal B olarak ilk günden itibaren ki yayın ilkelerimiz gereği savcılığın bu yasağına uyacağız ve oradan bölgeye ilişkin herhangi bir görüntü veya bir emare ekranlara taşımayacağız. Ancak Sayın Bakanlar oradaydılar ve çok önemli açıklamalar yaptılar. Bu açıklamaları önce izleyelim, ardından da konuyu Sayın Salıcı ile konuşacağız. Olayın Suriye'deki rejim yanlısı örgütlerle ve açıkça ifade ediyorum, El Muhaberat örgütüyle yakın irtibat içinde olan, isimlerini bildiğimiz, faaliyetlerini bildiğimiz örgüt tarafından gerçekleştirilmiştir. İlk tespitleri İçişleri Bakanı Muammer Güler böyle açıkladı. Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki patlamaların ardından bölgede incelemelerde bulunan kabine üyeleri daha sonra kameraların karşısına geçip olayla ilgili bilgileri paylaştı. 9 kişi gözaltına alınmıştır. Bunların özellikle birkaç tanesinin bizzat bu olayın planlayıcısı, keşif yapan, bu araçları saklayan kişiler olduğunu da tespit etmiş durumdayız. Bakan Güler patlamanın bilançosunu açıkladı. Patlamanın etkisiyle 735 iş yerinde, 62 araçta, 8 kamu binasında ve konut olarak, bağımsız konut olarak saydığımızda 120 konutta zararlar meydana gelmiştir. İki patlama arasındaki nokta uzaklığı 600-700 metre civarındadır. Bunlarla ilgili hasar tespitleri yapıldıktan sonra da ilgili kanunlar gereğince her türlü zararların karşılanması konusunda çalışmalar yapılacaktır. Elbette ki insani kayıpların giderilmesi mümkün değildir. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay da saldırıda hayatını kaybedenlerle ilgili bilgi verdi. Ölenlerin 3'ü Suriyeli. Hayatını kaybedenlerin 38'inin kimlik tespiti yapıldı ve bunların 35'i Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 3'ü Suriye vatandaşıdır. Diğerlerinin kimlik tespitiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu yaralar arasında Suriyelilerin de olduğunu söyledi. Hastanemize yaklaşık 155 yaralı müracaat ediyor ilk andan itibaren ve bu yaralılarımızdan şu anda 55 adedi hastanelerimizde tedavi görmekte. Bu 55 yaralımızın tedavi gören 48'i Türk vatandaşı,
7'si Suriye vatandaşı, Suriye uyruklu. Adalet Bakanı Sadullah Ergin de oradaydı. Saldırıyla ilgili getirilen yayın yasağına ilişkin soruyu yanıtladı. Soruşturmanın selametini korumak adına hem kamuoyunun psikolojisinin olumsuz etkilenmemesi adına alınan tedbirlerdendir bunlar. Bakanlar yaptıkları incelemenin ardından yaralıları ziyaret etti. Tabii Sayın Bakan kamuoyunun psikolojisini olumsuz etkilememek için bu yayın yasağını aldık diyor ama tek yayın aracı televizyon ve radyo ve gazeteler değil eskisi gibi. Pek çok ulaşım aracı var. Sosyal paylaşım siteleri özellikle yoğunlukla kullanılıyor. Yani her şeyden haberi var. Biz her ne kadar yayınlamasak da. Bunu belirttikten sonra ne diyeceksin? Sayın Başbakan biraz önce konuştu. Gün birlik günü dedi. Bir siyasi çıkar içerisine girmeyelim. Bir olalım, bütün olalım. Böyle bir mesaj verelim dünyaya dedi Sayın Başbakan. Sizin yorumunuz? Birlik, beraberlik içinde olmak sadece bu tür günlere mahsus değil. Bütün süreçte, bütün yaşanan siyasi gelişmelerde Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının birlik beraberlik olmasına fayda, içinde olmasına fayda var. Bugünlerde bence olması gereken şey soğukkanlılığımızı korumak. Çünkü bu saldırıların neden yapıldığını konuşuruz, nasıl olduğu vesaire, bununla ilgili bilgileri bakanlardan bir kısmını alıyoruz en azından. Ama ülkede bir Suriye'de bir savaş var. Bir iç savaş var. Ve bu iç savaşa Türkiye'yi müdahil etmeye çalışan güçler var. Dolayısıyla bizim soğukkanlılığımızı korumamız gerekiyor. Soğukkanlılığı korumak demek hiçbir şey yapmak, hiçbir şey yapmamak demek değil. Hükümetin yapması gereken işler var. Zaten hükümet şimdiye kadar bu işlerin büyük bir kısmını yapmadığı için belki de bu noktaya geldik. Bunda altını çizmekte fayda var. Bizim sınırlarımızın kevgire döndüğünü çok uzun zaman önce bizim milletvekillerimiz de, genel merkez yöneticilerimiz de ifade ettiler. Bizzat oraya gittiler. Oraya gittiklerinde ya da bizim Hatay milletvekillerimizin yapmış olduğu çalışmaların sonucunda Türkiye Cumhuriyeti'nde en uzun sınırımız olan Hatay sınırında hiçbir güvenlik önleminin neredeyse kalmadığı, var olan güvenlik önlemlerinde görünür, sadece görüntü vermekten ibaret olduğu sonucu ortaya çıktı. Plastik patlayıcılar Türkiye'nin içine getiriliyor. Orada Reyhanlı'nın en yoğun olan caddelerine bu yerleştiriliyor. Ve belli bir planlama içinde bunlar patlatılıyor. Ve biz bunları patladıktan sonra tedbir almaya başlıyoruz. Sayın Bakan'ın verdiği bilgi, 735 tane iş yeri tahrip olmuş, 120 konut tahrip olmuş, kamu binalarını falan saymıyorum daha. Yani 1000'e yakın iş yeri ya da konut tahrip olmuş. Bugünkü gazetelerin manşetlerinde fotoğrafları görüyorsunuz, birkaç sokağın birden tamamen tahrip olduğu sonucu ortaya çıkıyor. Şimdi bu çok kuvvetli bir bomba ve kuvvetli bir karşı duruş var. Türkiye Cumhuriyeti'nin uygulamış olduğu dış politikaya, AKP hükümetinin dış politikasına. Sayın Başbakan birlik beraberlik konusunda doğruyu söylüyor da acaba Türkiye Suriye politikasını gözden geçirmemeli mi? Suriye politikasında biz şimdiye kadar her şeyi doğru yaptık ve bunun sonucunda acaba bunlarla hiç ilintisi olmayan bir bombalama olayı mı bu? Bizim soğukkanlılığımızı korumamız lazım. Birlik beraberliğimizi korumamız lazım. Doğru. Ama yapmış olduğumuz, muhalefetin ortaya koymuş olduğu eksikliklerden Suriye politikası ile ilgili de hükümetin ders çıkarması lazım. Acaba bu dediğinizden şöyle bir anlam mı çıkaralım? Suriye politikası nedeniyle bu bombalar patlamışsa, eğer ki hükümetin de Suriye gizli servisine yönelik bir takım açıklamaları var. Yani Suriye mi yaptı diyorsunuz? Onu bilmiyoruz. Suriye'nin yapıp yapmadığını bilmiyoruz. Ama görünen şey şu. Görünen şey şu. Suriye'nin Türkiye'yi istikrarsızlaştırarak kendi üzerine daha fazla gelmesini sağlayacak bir politika izlemesi akla yatkın görünmüyor. Bundan çıkar umayan güçler bunu yapmış olabilirler. Ama bizim daha çok üzerinde durmamız gereken nokta, Suriye ile ilgili sorunlar başladığından beri Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikası, AKP eliyle yürütülen dış politikada her şey doğru muydu? Bunu bir düşünmek lazım. Bir sınamak lazım. Sayın Başbakan yapmış olduğu açıklamada, İstanbul'da konuştu, kadın kollarına ilişkin bir konferansta. Bunu sorgulayanlara şöyle bir cevap verdi. Bir takım fotoğraflar anlattı. İşte Esad'ın uyguladığı iddia edilen bombalamalar nedeniyle hayatını kaybetmiş çocukları anlattı Sayın Başbakan. Ve öldüğüm zaman öbür dünyada Allah bana sorar. Ey Başbakan, bu çocuklar ölürken sen ne yaptın? Ben ona siyaset mi yaptım, dış politika mı yaptım, strateji mi yaptım diyeceğim dedi Sayın Başbakan. Yani bilmiyorum aynı fotoğrafları siz de gördünüz mü ama yani söz konusu iddia edilen doğruysa eğer, Esad'ın uyguladığı bu soykırım karşısında sessiz kalamayacağını söyledi Sayın Başbakan. Dolayısıyla hem de Suriye politikasında bir değişiklik de olmayacağını da ifade etmiş oldu. Şimdi şöyle bir ikileme sıkıştırmaya çalışıyorlar Türkiye siyasetini.
Eğer hükümetin dış politikasını eleştiriyorsanız Esad yanlısınız. Eğer hükümetin uygulamış olduğu örneğin yargıdaki tasarruflarını eleştiriyorsanız darbecisiniz. Ya da 5 yıldan beri neden hapiste yattığı belli olmayan aydınları, gazetecileri, işte askerlerin adil yargılanmadığını söylüyorsanız sizi başka bir yere koyuyorlar. Şimdi hayat siyah ve beyaz değildir. Siyaset de hiçbir zaman siyah ve beyaz değildir. Ara renkler vardır ve çoğu zaman doğrular da bu ara renklerdedir. Bizim dış politikamızda acaba bir eksiklik mi var? Burada sorun nedir diye tartışmak Esad yanlısı olmak demek değildir. Esad'ın yapmış olduğu katliamlara evet demek değildir. Cumhuriyet Halk Partisi bunu eleştirmiştir. Muhtelif defalar bunu eleştirmiştir. Bunu eleştirmekten de geri durmaz. Kendi halkına eziyet eden bir diktatöre Cumhuriyet Halk Partisi sahip çıkmaz. Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir diktatöre sahip çıkmaz. Ama hatırlatayım, Sayın Başbakan sahip çıkmıştı. Sayın Başbakan o zaman Esad daha iyi bir diktatör değildi. O zaman da Esad diktatördü. Ülkede iç savaş yoktu. Sayın Başbakan eğer öbür dünyada kendisine sorguya çekildiğinde bu soruların muhatap olarak sorulacağını düşünüyor ise şu soru da muhtemelen sorulacaktır. 2003 yılında Irak'ta tezkere çıkarmak isterken orada Amerikan güçlerinin bir sürü Müslümanı, Iraklı Müslümanı, Şii, Sünni ya da gayrimüslim birçok insanı öldüreceğini bilmiyor muydu Sayın Başbakan? Onlara bir tür kolluk kuvveti görevi görmek için o tezkereyi çıkarmak istememiş miydi? Ondan sonra Cumhuriyet Halk Partililerin katkılarıyla, daha doğrusu engellemesiyle o tezkere çıkamadı. Ve ondan sonra Türkiye o sürecin dışında kaldı. İyi ki de dışında kaldı. Ondan sonra da bizim ülkemizde demokrasi var. Bak görüyor musunuz, parlamento iradesini koydu diye bunu gidip Avrupa Birliği koridorlarında anlattılar bol bol AKP'liler. Şimdi eğer öyle bir soru sorulacaksa, Esad'la ilgili bir soru sorulacaksa, Irak'la ilgili de bir soru sorulacak. Sayın Başbakan o soruya da hazırlıklı olsun. Peki bu son tahlilde bu konuyu gidişatını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir ön kestiminiz var mı? Türkiye soğukkanlı olmalı ki yapılan açıklamalarda soğukkanlı bir tavır sergileceği belli Türkiye'nin. Sayın Başbakan acele etmeyin, sakin olun, gereken yapılacaktır. Kan yerde kalmayacaktır dedi en azından. Ama ileriki günlere dair bölgenin biraz daha karışabilmesi ihtimalini göz önüne alındığında nasıl bir şey bekliyor? En azından tehlikeyi konuşalım. Efendim şu anda bölge yeterince karışmış durumda. Türkiye Cumhuriyeti'nin istikrarlı bir şekilde kuruluşundan bu yana Orta Doğu'daki herhangi bir savaşa taraf olmamasının ne kadar doğru bir karar olduğunu yaşadığımız süreç bize gösteriyor. Bakın eğer Türkiye Suriye'deki savaşa dahil olursa ya da İran'la bir savaş durumuna dahil olursa ya da Orta Doğu'daki başka çözülmeyen ya da çözülmesi çok zor görünen, çok eskiden beri var olan sorunlara taraf olursa Türkiye'nin istikrarsızlaşması, Türkiye'nin otoriter bir rejime doğru giden rejiminin daha hızlı diktatörleşmesi sonucunu doğuracaktır. Bir savaş ortamında her türlü demokratik hak askıya alınır ki zaten şu anda o demokratik haklar sadece tırnağın ucu kadar kalmış durumda. Dolayısıyla biz Türkiye'nin ne Suriye'deki savaşa müdahil olmasını istiyoruz, ne bizim askerimizin orada anlamsız bir şekilde ölmesini istiyoruz. Türkiye'nin bizim askerimizi göndermek değildir tek savaşa müdahil olma yolu. Sınırınızı oraya doğru savaşmaya giden kişilere açtığınız zaman aslında siz savaşa dolaylı olarak müdahil olmuş olursunuz ve bunun ceremesini çekmeye başlarsınız. Yaşamış olduğumuz saldırıyı bu çerçevede görmek lazım. Hı hı. Bakın orada Hatay'da ev tutup Suriye'ye gidip daha sonra sabah hava aydınlanırken geri dönüyorum. Şu kadar kira ediyorum, ailemde de şu kadar kişi var, şu kadar da savaşmaya gidiyor diye gazetelere röportaj veren insanlar var. Bunu saklamanın, gizlemenin bir anlamı yok. Gazeteler bunu yazdı, milletvekillerimiz bunu ortaya çıkardı. Bizim milletvekillerimizin giremediği kamplar var bu ülkede. Şimdi bütün bunlar ortadayken bizim bütün politikalarımız doğrudur gururuna böbürlenmesine kapılmamak lazım. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir. Büyük devletler soğukkanlı bir şekilde davranırlar. Ama büyük devletlerin büyük hatalar yapma ihtimali olduğunu da göz ardı etmemek lazım. AKP iktidarı pervasız bir şekilde bu politikaya kraldan fazla kralcı bir şekilde asılarak, bu dış politikayı uygulamaya çalışarak aslında Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bütün yurttaşlarının can güvenliğini tehlikeye atıyor. Bunu lütfen tekrar değerlendirmelerini hemen tavsiye ediyorum. Bir cümle yayın yasağıyla ilgili söyleyeyim. Yıl 2013 yayın yasağı komik bir şeydir. Az önce siz söylediniz. Bu işin sosyal medyası var. Twitter var, Facebook var. Biz televizyonlarımızdan CNN'i de izleyebiliyoruz. El Cezire'yi de izleyebiliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bütün yurttaşlarımız uydu kanalıyla yurt dışındaki kanalları da izleyebiliyor. Tek haberdar olma kanalımız TRT değil artık. Biz başka bir dünyada yaşıyoruz. Bir sürü özel kanal var ve sadece televizyonlara bir engel koymak bu sorunu ülkede bir hassasiyet oluşmasını engellemez. Gerçekleri ortaya çıkarmak en doğru ilaçtır. Gerçekleri ortaya çıkarsınlar. Bir an önce o işin sorumlularını bulsunlar. Yargının önüne çıkarsınlar. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bütün yurttaşlarımızla
bu saldırının neden geldiğini, arkasında kimlerin olduğunu, bu kişiler eğer maşaysa bu maşaların nasıl kullanıldığını bilsin ve biz de dış siyasetimizi de iç siyasetimizi de rahatlatalım. Bu konuda son sorum şu, hemen akabinde yapılan çalışmalarda 9 kişinin gözaltına alındığı, bu kişilerin yapmış oldukları eylemleri itiraf ettikleri, bir terör örgütüne mensup oldukları ve işte Suriye istihbaratıyla da ilişki içinde oldukları söyleniyor. Bu kadar çabuk yakalayabiliyorsak, bu bombalar girmesin daha iyi. Çünkü o bombalar eğer Türkiye sınırlarına giriyorsa Allah göstermesin yarın öbür gün büyük şehirlerimizde de Allah göstermesin aynı tehlike bizi bekliyor olabilir. Ben Hatay İl Başkanımız Servet Mollaoğlu, genç bir arkadaşımız, çok da dirayetli bir il başkanımız. Arada bir kendisiyle konuşurum bu olaylarla ilgili. Türkiye'den Suriye'ye geçen hangi yollarda kimlerin o yolları nasıl kullandığını bütün herkesin, o bölgede yaşayan herkesin bildiğini söyler. Bunların ne kadarında arama vardır, ne kadarında arama gevşektir, ne kadarında elektronik tarama yapılır. Şimdi herkesin bildiği bir şeyi, bizim sınır güvenliğini sağlayamadığımızı demiyorum. Türkiye Cumhuriyeti isterse sınır güvenliğini istediği şekilde sağlar. Güçlü bir ülkedir Türkiye. Sağlamadığımızı biz biliyoruz, oradaki yurttaşlarımız da biliyor. Dolayısıyla bu tür yüksek siyaset içeren laflar ederek bu sorunları çözmeye çalışmanın hiçbir anlamı yok. Bizzat o işi yapanları bulsunlar, ortaya çıkarsınlar. Soğukkanlı bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti nasıl bir karar alacağını, Türkiye'deki siyasi partilerimiz de bunu nasıl okuyacağını net bir şekilde ortaya koyarlar. Bataklığa zaten girmeden önce. Evet. Şimdi bir konu da bu, zamanlamasına dikkat çekiliyor sürekli. Teröristlerin sınır dışına çıkma süreci başladı biliyorsunuz. Belirlenen takvim de değerli izleyiciler şu an için 5 aylık ama belirsizliğini koruyan ya da cevap bulmayan sorular var. Konuya ilişkin önemli gelişmeler vardı hafta içerisinde. Bu haberi izleyelim, ardından bu süreci de konuşacağız Sayın Salıcı ile. Sınır dışına çıkış için belirlenen tarih geldi. Terör örgütü PKK Türkiye'yi terk etmeye başladı. Türkiye'de olduğu tahmin edilen terörist sayısı 2000. İlk grubun bir hafta içinde Kuzey Irak'ta olması bekleniyor. Belirlenen takvime göre sınır dışına çıkışlar toplamda 5 ay sürecek. 1 Eylül ise son gün olarak belirlendi. Sınır dışına çıkışların tamamlandığına ilişkin açıklama da o gün yapılacak. Siyasilerin gündemi de teröristlerin sınır dışına çıkışlarıydı. Muhalefetin başından beri sorduğu soru aynı. Çıkışlar nasıl denetlenecek? Çekilme konusunda kim, kimi, nasıl, ne şekilde denetleyecek? Belli değildir. KCK, PKK çekildik diyecek, hükümette eyvallah diyecek. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç da aynı konuya ilişkin konuştu. Arınç, sınır dışına gidişlerin MİT kanalıyla takip edildiğini söyledi. Biz Milli İstihbarat Teşkilatımız aracılığıyla bunun gerçekleşip gerçekleşmediğini, ne gün, hangi saatte, hangi olayla bu sürecin başladığını elbette takip ediyoruz. Ancak şu aşamada bu başlamıştır, işte size görüntüleri diyebileceğimiz bir bilgi sunmam mümkün değil. Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü Hüseyin Çelik de her şey kontrol altında dedi. Esas hedef silahların susması değil, silahların bırakılmasıdır. Her şey devletin kontrolü altındadır. Devletin kontrolü altında cereyan etmektedir. MHP cephesinde ise tepkiler yoğun. Bugün kalabalık bir grup teröristin Kuzey Irak'taki kamplarında ya da yürürken gösteren fotoğrafın PKK tarafından servis edilmesi, çekilmenin başladığının kanıtı olarak sunulacak. PKK avanesi ve çözüm süreci goygoycuları bundan bayram yapacaklardır. TSK ile PKK birlikte çekiliyor. Hatta Kuzey Irak'taki TSK birliklerinin durumu bile pazarlık konuları arasında yer alıyor. Bir grup PKK'nın çekildi çekiliyor görüntüsü vermesi çekilme için yeterli olmaz. PKK terör örgütü çekilmiyor. PKK terör örgütü aksine alan hakimiyeti sağlayarak o bölgede KCK paralel devlet yapılanmasını bil fiil icra etmektedir. Tablo bunu ortaya koymuştur. Onun için de Sayın Cemil Çeçik'in ifadesi önemli. Çekilmiş olabilirler derken aslında sen onu külahımı anlat, bunların çekildiği yok demek istemiş olabilir. BDP'dense Diyarbakır Milletvekili Altan Tan konuştu. Çözüm sürecinde sona gelinmiyor. Daha yeni başlıyor çözüm süreci. CHP de sınır dışına çıkma sürecini yorumladı. Hani baltalar omuzumuzda biz gidiyoruz ormana diye bir şarkı vardı. Silahlar omuzlarında turistik gezi yapar gibi dağ patika yollarında yürüyen birkaç kişinin fotoğrafları var.
herhalde sizin sorunuza Bülent Arınç penceresinden de o silahların gölgesinde gösterilen bir iki fotoğraf açıklama getiriyor. Bu konuyu konuşmadan önce bölgeden çok sayıda mesaj geliyor Sayın Salıcı. Bunlardan biri de Sayın Muhammed Bey'in Kanal B'ye bize göndermiş. Teşekkür ederiz. İlk olarak buradaki olaylara bizzat şahit olduğumu belirtmek isterim. Bana göre bu olayın altında Suriyeliler var. Çünkü bundan bir hafta önce burada bir bayrak kavgası yaşandı. Bu olaydan hemen sonra da patlama oldu. Yaşanması tesadüf değil demiş. Kendi yorum ama burada zaten hani hem devlet yetkililerinin hem de sizin de vurguladığınız bunu belki bir kez daha altını çizmek gerekir. Çok sayıda mesaj geliyor. Yapılmak istenen oradaki bize sığınan Suriyelilerle Türk halkı arasında bir olay çıkartmak. Şimdi bir toplumsal hassasiyet yaratmaya çalışıyorlar. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyla oraya sığınan kişiler arasında, yani Türkiye'ye sığınan mülteci olarak gelen kişiler arasında bir sorunu net bir şekilde ortaya çıkarmaya dönük bir saldırı bu. Ya da aynı zamanda Türkiye'yi Suriye'deki savaşın içine daha fazla çekmeye dönük bir saldırı. Şimdi onun için soğukkanlı olmamız gerekiyor. Ya oradaki halkın da toplumun tabii ki oradaki toplumumuzun da soğukkanlı olması gerekiyor. Çünkü bu saldırının arkasında kimin olduğu ve ne amaçla yaptığı net bir şekilde ortaya çıkana kadar bütün bunların hepsi tevatürdür. Ve bütün bunlar üzerinden bir harekete geçme yanlış sonuçlara yol açar. Hele sivil halkın kendisi galeyana gelerek bazı şeyleri çözmeye çalışması çok yanlış bir yere götürür bizi. Bizim hükümetten talebimiz bir an önce bu işin arkasında kimler olduğunu ortaya çıkarması ve ona uygun bir şekilde bu bilgileri paylaşması ve Türkiye'deki tüm siyasi partilerin de o bilgiler çerçevesi içinde, o güvenilir olduğunu düşündüğümüz bilgiler çerçevesi içinde bundan sonraki siyasetlerini daha net bir şekilde yürütmesidir. Onun için ısrarla soğukkanlı olmaya ihtiyaç var. Şimdi aynı şeyi bu teröristlerin çekilme süreci, PKK'lı teröristlerin çekilme süreciyle ilgili de değerlendirebilir miyiz? Biraz evvel dediniz ki biz Suriye'deki dış politikayı eleştirdiğimiz zaman Esadçı olarak yaftalanıyoruz. Şimdi PKK'nın terör örgütünün çekilme sürecine ilişkin eleştirileriniz var. Bu kez de barış istemiyorsunuz deniyor. Evet. Öyle bir şey yok tabii. Barış i̇şte Türkiye'de istemeyen. Türkiye'deki az önce söylediğim o klasik ikilemin bir parçası. Eğer hükümetin yapmış olduğu işin bir kısmını ya da tamamını eleştiriyorsanız siz direkt başka bir yere doğru gidiyorsunuz. Ve öyle bir şeye dönüştü ki Türkiye'de muhalefet partileri hem barış istemeyen yani savaş isteyen insanlar, hem bir diktatörün peşinde koşan insanlar, hem darbe isteyen insanlar, hem Türkiye'deki demokratikleşme sürecinin önünü kesmeye çalışan insanlar. Yani her türlü kötülük muhalefetteki siyasetçilerin hepsinde var. Böyle bir hale dönüştü. Bu başbakanın AKP sözcülerinin söylemlerinin sonucunda böyle bir durum ortaya çıkıyor. Bakın Türkiye Cumhuriyeti de barışın olmasını, kan dökülmemesini, herkesin rahat ve huzur içinde yaşamasını en çok isteyecek partilerden bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi. Bu devleti kuran parti Cumhuriyet Halk Partisi. Bizimle ilgili bütün üyelerimizin tamamının barış istediğiyle ilgili en ufak bir soru işareti yok. Soru şurada. Bazı sorular cevapsız kalıyor bu süreçte dediniz az önce. Birçok soru cevapsız kalıyor. Cevabı olan soru sayısı o kadar az ki. Şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Çekiliyorlar. Fotoğrafları PKK kendisi servis ediyor. Durumun nasıl olduğuna dönük hükümet kanadından yeterli bir bilgilendirme yok. Bu sürecin başında nelerin konuşulduğu, nelerin pazarlığını yapıldığına dönük hiçbir işaret yok. Bunu muhalefet partisi, muhalefet partileri, ana muhalefet partisi lideri bilmiyor. Bunu AKP milletvekilleri bilmiyor. Daha acı bir şey söyleyeyim. 63 kişilik bir heyet kurdular. Akil insanlar heyeti kurdular. O akil insanlar bilmiyor. Gidiyorlar sivil toplum örgütleriyle konferanslar düzenliyorlar, toplantılar düzenliyorlar, görüşmeler yapıyorlar. Sorulduğu zaman siz bu süreçte bizim bilmediğimiz neyi biliyorsunuz diye sorulduğu zaman biz sizden daha fazla bilmiyoruz diyorlar. Peki neyi anlatmaya geldin bana o zaman? Yani bizim görüşlerimizi, Cumhuriyet Halk Partisi görüşlerini kamuoyuna duyuruyor zaten. Sözcüleri vasıtasıyla genel başkanı ağzından duyuruyor zaten. Peki bunun ötesinde neyi biliyorsunuz da biz sizinle neyi konuşalım? Bunun cevabı yok. Bu süreç tam anlamıyla bir karanlık bir koridor. Yani yürüyoruz ama kafamızı ne zaman duvara vuracağımız belli değil. Vuracak mıyız, vurmayacak mıyız o da belli değil. Prensip itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi barışın olmasını herkesten daha fazla ister. Ama bu iş barışa götürecek mi?
Ondan emin değiliz. Şimdi sorular var neden diye. İsterseniz şöyle yapalım. Partinizin genel başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da demokrasi ve özgürlük bildirgesi konulu bir toplantıda neden İmralı sürecine ya da adı nasıl söylenirse söylesin karşı olduğunu açıkladı. Neden destek vermediklerini dört başlık halinde açıkladı. CHP lideri terör örgütünün sınır dışına çıkmasıyla ilgili gelişmeleri de egemen güçlerin AKP için biçtiği rol taşıyıcı annelik görevi diye yorumladı. Aynı toplantıda tutuklu milletvekilleri konusunu bir kez daha hatırlattı. Kılıçdaroğlu bunun demokrasi ayıbı olduğunu da vurguladı. Birazdan bu haberi arkadaşlarımız getirecek. Önümde görüyorum evet. Dosyanız var. Evet. Sayın Kılıçdaroğlu'ndan da birazdan izleyeceğiz haberi. Evet. Yani hani buna en azından ulaşabilir neden tabii. Karşı olduğunuzu merak edenler. Burada bir gayet açık ve net yazılmış bir giriş var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kürt sorunu konusundaki görüşünün bakışın ne olduğuna dönük paragraflar var. En sonunda da Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu barışı bir toplumsal barış olarak görmek istediği ve bununla ilgili yapılması gereken işler var. İzleyelim. Tabii. Sayın Kılıçdaroğlu neden karşı olduğunu açıkladı. Neden karşı CHP? Bu sürece neden karşı? Barışa değil, bu sürece neden karşı? İzleyelim. Ardından konuşmaya devam edelim. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da demokrasi ve özgürlük bildirgesi konulu toplantıda gazetecilerin genel yayın yönetmenleriyle buluştu. İmralı sürecine neden destek olmadıklarını başlıklar halinde açıkladı. Adalet ve Kalkınma Partisi, Kürt sorunuyla ilgili girişimlerini gizli tuttuğu, halkımızdan ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden sakladığı sürece Cumhuriyet Halk Partisi sürecin hangi aşamasına nasıl dahil olacaktır? Bilmediğimiz bir sürece nasıl dahil olacağız? Bir bilinmeze ve maceraya ortak olmak Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorumluluk ve görev anlayışıyla bağdaşmaz. Şunu söylüyorlar. Öcalan'la pazarlık yapmadık. PKK'ya ödün vermedik. Süreç çok iyi gidiyor. Halk da durumdan çok memnun. Süreç bu kadar başarıyla devam ediyorsa AKP bu başarıya Cumhuriyet Halk Partisi'ni niye ortak etsin? Kılıçdaroğlu İmralı sürecinin sağlıklı bir çözümle ilgili olmadığını da söyledi. AKP tek taraflı olarak yürüttüğü bu süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nin katılımıyla bugün yapamadığı hangi işi yapacaktır? Bize göre Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ni süreçle ilişkilendirme çabasının iki amacı vardır. Birinci amacı şu, hukuksuzluğa meşruiyet aramak. İkincisi ise olası bir başarısızlıkta suçlayacağı bir günah keçisi yaratma ihtiyacı. Kemal Kılıçdaroğlu daha sonra sözü terör örgütü PKK'nın sınır dışına çıkmasına getirdi, Suriye vurgusu yaptı. Süreç Öcalan'ın belirlediği yol haritasına göre ilerlemektedir. Türkiye dışına çekilecek silahlı unsurların Suriye'de rejime karşı savaşmak üzere cepheye sürüleceğine dair ciddi şüpheler vardır. Egemen güçlerin bu bağlamda AKP için biçtiği yeni rol, yeni oluşumlar için taşıyıcı annelik görevidir. CHP liderinin gündeminde tutuklu milletvekilleri de vardı. Tutuklu siyasetçi, bilim adamı, gazeteci, öğrenci bunlar olmaz değerli arkadaşlar. 8 milletvekili tutuklu. Bir demokrasi ayıbıdır bu. Hiçbirisi mahkum değil. Ama içerideler bu. Yeni anayasa süreci de Kılıçdaroğlu'nun gündemindeydi. Öneri ve önceliklerini sıraladı. Güçlendirilmiş güçler ayrılığı ilkesi istiyorsanız gelin %10 seçim barajını kaldıralım. Ben A partisine oy vereceğim, B partisi milletvekili çıkaracak. Bunun adı demokraside oy hırsızlığıdır. Milletin vekillerini millet seçmeli artık, lider değil. Gelin değiştirelim. Biraz daha açalım Sayın Salıcı. Evet. Yani haber süresi içerisinde tabii verebiliyoruz bu tür şeyleri. Bu önemli bir rapor. Sunacaksınız. Evet. Yani iktidara da herhalde sundunuz ya da sunacaksınız. Nasıl bir karşılık bekliyorsunuz? İçinde neler var? Biraz daha açalım. Önemli çünkü. Şimdi şunu söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kürt sorunuyla ilgili ilk açıklaması değil bu. 1989 yılında Cumhuriyet Halk Partisi ortaya, o zaman CHP'ydi. Bu siyasi gelenek ortaya bir rapor koydu. Ve Türkiye'de Kürt isminin bile doğru düzgün telaffuz edilemediği bir dönemde Türkiye'de Kürt sorunu olduğu ve bu sorunun da farklı çerçeveleri olduğunu net bir şekilde ortaya koydu. Türkiye'de bugün konuşulan şeylerin bayağı bir kısmı
her ne kadar tarihsel olarak o günkü rapor bazı konularda geçerliliğini yitirmiş olsa da Cumhuriyet Halk Partisi siyasi geleneğinin ortaya koyduğu tartışmalar üzerinden giden bir çerçeve var şu anda. Şimdi bu süreçle ilgili sorun şu: eğer bu süreç şeffaf bir şekilde yürürse, eğer bu süreç bütün kamuoyu net bir şekilde bilgilendirilerek yürürse, ki ortada binlerce insanımızın hayatını kaybettiği ve uzun zamandan beri süren bir çatışma durumu söz konusu. Dolayısıyla bu süreç şeffaf bir şekilde, kamuoyunda tatmin edecek bir şekilde yürürse provokasyonlar açık olmayan bir süreç olur. Neden şeffaf değil sizce? Ya bir şey niçin şeffaf değildir? Neden şeffaf değildir? Sayın Genel Başkanımız bununla ilgili iki tane ana başlık söyledi. Bir tanesi bu çok gizli yürütülen bir süreç. AKP milletvekilleri dahi bilmiyor. İkincisi, eğer bu süreç başarısız olursa kendilerini suçlayacak bir şey arıyorlar. Bir siyasi parti arıyorlar. Onun için de Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu sürece dahil etmek istemiyorlar. Üçüncüsü, pazarlık yapıldığı iddiaları çok yoğun. Bu pazarlığın sonucunda ödünler verildiği konusu çok yoğun. Fakat hükümet ısrarla pazarlık yapıldığını ve herhangi bir ödün verildiğini reddediyor. Şimdi Oslo görüşmeleri de yapıldı biliyorsunuz. Sayın Genel Başkan bununla ilgili çok daha önce biz bu konuda size kredi açıyoruz dedi. Bu sorunu çözmek benim genel başkanlığıma da mal olsa biz bu sorunun çözülmesini istiyoruz. Çünkü bu Türkiye'de toplumsal barışı sağlamanın önemli bir unsurudur dedi. Sayın Başbakan ne dedi? Benim sizin kredinize ihtiyacım yok dedi. Şimdi Türkiye'nin temel sorunlarından bir tanesini, birçok sorunu, demokrasi ve özgürlükleri de etkileyen bir sorunu, Kürt sorununu çözmek istiyorsanız ve bunda samimiyseniz ve ana muhalefet partisi gelin bu işe biz de katkı sunalım diyorsa ve siz onu elinizin tersiyle itiyorsanız bu işin içinde samimiyet yok demektir. Birincisi, ikincisi bu işin altında bir bit yeleği var demektir. Cumhuriyet Halk Partisi ile görüşmeyi bile istemiyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu sürecin dışına tutmak için özel bir şey gösteriyorsunuz, çaba gösteriyorsunuz. Bu raporda ilk etapta raporun başlangıç kısmında Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu soruna nasıl baktığı, artı şu ana kadar kamuoyunda Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönük olarak gelen eleştiriler. Örneğin siz barış istemiyor musunuz sorusunun cevabı da var bunun içinde. Üçüncü aşamada da Cumhuriyet Halk Partisi'nin toplumsal barışın ortaya çıkması için net çözüm önerileri var. Bir kere şunu koymak lazım. Az önce Sayın Genel Başkan onu sizin göstermiş olduğunuz VTR'de vardı. %10 seçim barajı. %10 seçim barajı niye var bu ülkede? Bunu kaldıralım. Bu da toplumsal barışın siyasetin yerli yerine oturmasını ve normalleşmesinin yollarından bir tanesi. Toplumsal barış olarak kullanıyorsunuz, onu dikkat ettim özellikle. Çünkü barış süreci diye yürütülüyor. Buna da itirazlar var. Yani bazı izleyicilerimiz bir barış olması için iki tarafın olması gerekir diyor. Ama toplumsal barış başka bir kavram. Yani galiba kavramları da yanlış kullanıyoruz biz bu süreçte. Bu tür süreçlerde eğer kavramları yerli yerine oturtmazsanız, kurumları yerli yerine oturtmazsanız ve bilgi saklayan bir süreç yürütürseniz insanların kafasında çok fazla soru işareti ortaya çıkar. Şimdi soru şu: Kürt sorunu Türkiye'nin demokratikleşebilmesi için, daha demokratik, daha özgür bir ülke olması için çözülmesi gerekiyor mu? Gerekiyor. Bizim herhangi bir şekilde benim sorunum var diyen bazı yurttaşlarımızın sorunların ortadan kalkması için çözülmesi gerekiyor mu? Gerekiyor. Ama elimizi vicdanımıza koyup şunu şey yapalım, şunu ortaya koyalım. Türkiye'nin temel meselelerinden birini çözerken bir yandan da 1 Mayıs'ta işçilere saldırıyorsanız, yani kendinize başka bir toplumsal kesimi düşman olarak görüyorsanız toplumsal barış sağlanmış olmaz. Bir yandan Türkiye'de siyaseti normalleştirelim derken, yeni bir anayasa yapalım ve normalleştirelim derken 8 tane milletvekili hüküm giymeden tutukluysa ve neden tutuklu olarak kaldıklarını hapiste bilmiyorlarsa toplumsal barış sağlanmaz. Gazeteciler, yazarlar, öğrenciler özellikle sadece parasız eğitim istedikleri için hapistelerse, hapse atılıyorlarsa toplumsal barış sağlanmış olmaz. Yani herkese sert, herkese diktatör ama biz burada pazarlık yapıyoruz, sizinle anlaşacağız. Böyle bir anlayış yok. Bunun adı toplumsal barışın tesisi değildir. Toplumsal barışı yeniden zedeleyecek girişimlerde bulunmaktır. Şu çok açık: Kürt sorunu Türkiye'nin temel sorunlarından bir tanesi ve bunun çözülmesi gerekiyor. Türkiye'de hiç kimsenin burnunun kanamadığı bir döneme de girilmesinden Cumhuriyet Halk Partisi büyük mutluluk duyar. Ama Trakya'daki, Ege'deki, İç Anadolu'daki, Doğu Güneydoğu'daki, İstanbul'daki yurttaşlarımızın da bu sürecin nasıl yürüdüğünü biliyor ve onaylıyor olması lazım ki bu sorun insanların vicdanında da çözülsün. Tam bu noktada bir soru var. Bu soruya bir soru da ben ekleyeceğim. Sayın Gülce Gökgöz göndermiş bu soruyu. CHP veya diğer muhalefet partileri karşı bir ekip oluşturabilir mi? Akıllı insanlar olarak Anadolu'yu gezip bu süreci niye desteklemediklerini anlatabilirler mi?
diye sormuş. Evet, şimdi siz de sorunuzu ekleyin. Benim sorum da şu, bu rapor kamuoyunda şöyle bir sıklıkla eleştiri vardı. En az Milliyetçi Hareket Partisi tavrını net koydu. Ama CHP henüz bir tavır koymadı, arada duruyor. Bu doğru bir tavır değil noktasında bir eleştiriydi. Şimdi bu rapor da CHP'nin de tavrını bu konuda netleştirdi mi? Evet, bence netleştirdi. Zaten netti bu şey. Bizim görüşümüz netti. Bu görüş yazılı bir şekilde de her isteyenin ulaşabileceği, görebileceği bir hale getirildi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin görüşü netti. Milliyetçi Hareket Partisi istemezlik diyordu. Hiçbir şekilde hiçbir şey istemeyiz diyordu. Biz Kürt sorununun olduğunu, çözülmesi gerektiğini ama bunun bu yöntemlerle çözülemeyeceğini söylüyoruz. Bununla ilgili de Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeterli derecede bir külliyatı var. Şimdiye kadar yazmış olduğu yeterli bir külliyatı var. Şu anda elimizdeki metin bunun son hali. Bu metni daha net bir şekilde anlatabilmek için, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu pozisyonunu daha açık bir şekilde anlatmak için önümüzdeki günlerde 18 Mayıs'ta Aydın'dan başlayarak mitingler yapılacak. 4-5 ilimizde mitingler yapılacak ve aynı zamanda tüm parti sözcüleri bunların üzerine gidecek. Şimdi bakın, bu ülkede bir özel yetkili mahkemeler garabeti var mıydı? Vardı. Özel yetkili mahkemeler 2005'ten itibaren vermiş oldukları kararların ne kadarının doğru olduğunu düşünüyor bu toplum? Çok büyük bir kısmı bunların siyasi kararlar olduğunu düşünüyor. Şimdi Balyoz'a vermiş olduğu kararın ne kadar doğru olduğunu düşünüyor vatandaşlarımız? Oldukça büyük bir kısmı yanlış kararlar olduğunu söylüyor. Ya da en azından içinde haksızlığa uğrayan kişiler olduğunu düşünüyor. Şimdi bu kararların yeniden gözden geçirilmesini istiyor Cumhuriyet Halk Partisi. Özel yetkili mahkemelerle ilgili kanun değişikliği yapılarak bunun ortadan kaldırılması gerektiğini söylüyor. Bu toplumsal barışa hizmet eder mi? Eder. Toplumun bütün kesimlerinin rahatsızlıklarını giderecek bir pakete ihtiyaç var. Cumhuriyet Halk Partisi bunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Ama bu o paket, örnek veriyorum, dördüncü yargı paketi gibi bir paket değil. Buradan değil, şu noktaya değil. Geleceğim, şu soruyu soracağım. Bu dikkat çekici, benim de kamuoyuna dikkatimi çekiyor. Şimdi siz ısrarla 8 ki sayıda bu. 8 milletvekilinin şu an Silivri'de, evet, ya da çeşitli, evet, hapishanelerde tutuklu olduğunun altını çiziyorsunuz. Ama o 8 milletvekilinin 5'i Barış ve Demokrasi Partisi'nin, ama söz konusu partiden kendi milletvekillerine ilişkin herhangi bir talep veya istek en azından kamuoyuna net bir şekilde sizinki kadar yansımıyor. Acaba şimdi siz kulisleri de iyi biliyorsunuz. Bir bildikleri mi var kendi milletvekilleriyle ilgili, yoksa bence hiçbir şey bilmiyorlar. Bugün bir şey biliyor olsalardı, örneğin 12 Haziran 2011 seçimlerinde bu milletvekilleri milletvekili olarak parlamentoya girmekle yetkilendirildi vatandaşlarımız tarafından. O zaman da bir şey biliyor olurlardı. Şimdi bizim buradaki pozisyonumuz çok açık. Milletvekili MHP'li olabilir, milletvekili BDP'li olabilir, milletvekili Cumhuriyet Halk Partili olabilir. Ki zaten bu üç partiden de var. Bu toplam 8 milletvekilinin halkın oylarıyla seçildiğini, dolayısıyla parlamentoda bir suç işlemedilerse eğer, ki ortada bir suç da görünmüyor, bu milletvekilleri sadece tutuklu, hüküm giymiş değiller, parlamentoda görev yapmaları gerektiğini düşünüyoruz. Biz kendi milletvekilimizin hakkını istiyoruz ama MHP'li milletvekilinin hakkını savunmayız, o bizi ilgilendirmiyor demiyoruz. Ya da BDP'li milletvekillerininkini demiyoruz. Bu işte bir standart koymanız lazım. İnsan hakkı, senin hakkını savunurum ama şu bizim kenardaki Ahmet Efendi var ya, Ahmet Efendi'nin hakkını boş ver diyerek yürümez. Siyasi partiler de bu tür ucuz siyaset yaparak Türkiye'yi yönetebilecekleri özgüvenini vermezler. Cumhuriyet Halk Partisi çok net bir şekilde temel hak ve özgürlüklerden yana bir siyasi parti. Kimin canı yanarsa onun yanında bulunan bir parti. Çağdaş hukukçuların da yanında bulunan bir parti. Parasız eğitim isteyen gençlerin de yanında bulunan bir parti. O arkadaşlar, parasız eğitim isteyen gençler Cumhuriyet Halk Partisi oldukları için onların yanında değil. Ki zaten değiller. Cumhuriyet Halk Partisi onlar mağdur edildiği için onların yanında olan bir parti. Şimdi bunu görmezden gelirsek eğer, o zaman şu andaki AKP hükümetinin yapmış olduğu noktaya düşeriz ki o kötü bir noktadır. Benim adamlarımın hukuku, senin adamlarının hakları noktasına geliriz. Böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değil. Bütün yurttaşlarımız eşittir. Bütün yurttaşlarımız eşit bir şekilde hukuktan nasiplerini alırlar. Gerekli hukuki düzenlemeler hepsine aynı şekilde uygulanır. Kimlik, cinsiyet ya da etnik köken, mezhep, biz bunları görmezden geliriz. Hı hı. Önemli olan insanların hak ve hukukuysa bunlar ikinci planda kalır. Tabii evrensel hukuk kuralları. Yani zaman artık günümüzde farklı hukuk kuralları da işleyebiliyor. Maalesef. Buna çok maalesef net tanık oluyoruz. Ergenekon davasında bu hafta malumunuz sizin de değerli izleyiciler, son savunmasını yapan bazı sanıklar tutuklu bulunmalarının
nedenini İmralı sürecine bağladı. Emekli Yüzbaşı Mehmet Zekeriya Öztürk mesela uluslararası terör örgütlerinin listesini salondaki perdeye yansıttı hafta içerisinde. İçinde PKK var ama Ergenekon diye bir örgüt yok, ben de rastlayamadım. Devletin bütün istihbarat birimleri de böyle bir örgütün varlığından haberdar değil. Siz nereden biliyorsunuz dedi. Mehmet Demirtaş Ergenekon davasının açılımı millete azmettirerek yutturma davası olduğunu söyledi. Hikmet Çiçek, Gladio'yu bu davanın sanıkları arasında aramayın, iddianamedeki ve mütalaadaki imzalarda arayın dedi. Çiçek, yargı paketleriyle yürürlüğe girdikten sonraki duruma da mahkemede örnek verdi. İşte 252 KCK'lının serbest bırakıldığını ama sadece bir Ergenekon davasındaki tutuklunun serbest bırakıldığına dikkat çekti. Bir diğer önemli gelişme Silivri'deki haberimiz de buna ilişkin. CHP'den de 4 kişilik bir heyet Silivri'ye gitti. Partilerin tutuklu milletvekilleri Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal'ı ziyaret ettiler. Çıkışta ise yargı sürecine ilişkin net ve sert açıklamalar yaptılar. Bir barış yapılacaksa önce buradaki Silivri'deki yurtseverlerle yapılmalı dediler. Haberi izleyelim, konuşmaya devam edelim. CHP'den 4 kişilik bir heyet Silivri cezaevinde partilerinin tutuklu vekilleriyle görüştü ve ziyaret sonrasında Ergenekon davasında yaşanan gelişmelere tepkilerini dile getirdi. Yasama faaliyetlerimizi Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi yapmamız yerine, millete hizmet üretmek, orada milletin sorunlarına çözüm üretmek yerine burada tutuklu olan, esir olan milletvekili arkadaşlarımıza geldik. Hem bir durum değerlendirmesi hem bir çalışma yaptık. Milli irade tutuklu diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, Türkiye'de adaletin katledildiğini vurguladı. Yönetilemeyen bir Türkiye'nin ispatı. Yani böyle bir süreçte Başbakanın Recep Tayyip Erdoğan'ın oturduğu koltukta bir gün bile oturmaması, bir an evvel istifa edip bu ülkenin önünü açması gerekmekte. Milletin oylarıyla seçtiği parlamenterler 12 Haziran'da ikinci yılını dolduracak. Tutuklulukta 5. yılına girdiler. Milletvekili olarak tutuklulukta da ikinci yılını dolduracak. Milletvekillerinin ve milli iradenin tutuklu olmasının tek sorumlusu ve sebebi, en büyük sorumlusu ve sebebi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bir diğer genel başkan yardımcısı Gökhan Günaydın ve CHP Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk de Haberal ve Balbay'ın demir parmaklıklar ardında ülkelerine hizmetten vazgeçmediklerini ifade etti. Cezaevi koşullarının her türlü olumsuzluğuna, sağlık şartlarındaki her türlü işte olumsuzluğa ve 4. yılı dolduran tutukluna rağmen, her şeye rağmen ülkeye hizmet etmekten, tıp dünyasına hizmet etme kararından vazgeçmemiş durumda. Her ikisini de son derece moralli ve bir devlet adamı ciddiyeti içerisinde analiz yaparken gördüm. Sayın Haberal her zamanki gibi kitaplarıyla, defterleriyle, notlar alarak sürece ilişkin neler yapılması gerektiği konusundaki düşüncelerini bizlerle paylaştı. Sayın Haberal diyor ki ben haftada 4 ameliyat yaparım, burada işim ne diyor. Balbay herhalde kaç tane kitap yazacağını, kaç tane toplantı yapacağını açıklıyor ya da hesap ediyor. Köktürk'ün bir de çağrısı vardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın, halkımızın, yüz binlerce insanımızın oyuyla milletvekili olmuş Sayın Haberal'ın, Sayın Balbay'ın tutuklu milletvekillerinin durumuna çözüm getirecek iradeyi ortaya koyması gerekiyor. Barış yapılacaksa öncelikle bu ülkede yüz binlerce insana yaşam kazandıran, Türkiye'de ilk organ naklini gerçekleştiren Sayın Haberal'la, Sayın Balbay'la, buradaki yurtsever insanlarla barışılması gerekiyor. Şimdi bir ek daha yaparak sorumu yönlendireceğim sana, size Sayın Sarıcı. Yargıtay 11'in ceza dairesi Ergenekon davasında yargılanan CHP Denizli Milletvekili İlhan Cihaner'in duruşmaya zorla getirilmesine karar verdi. Yani hem milletvekilleri tutuklu bu ülkede hem de hala hazırdaki milletvekillerinin duruşmaya zorla getirilmesi kararları veriliyor. Tüm bu atmosfer içerisinde CHP'de ama tek başına CHP galiba, öyle görünüyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ne yapacaksınız bundan sonra? Bu artacak gibi görünüyor. Sayın Yan Cihaner'in duruşmaya zorla getirilmesini istemek tam bir komedi. Hem trajik hem komik. Bir an önce meclis başkanının bu işe el atması gerekiyor. Bu garabeti ortadan kaldırması gerekiyor. Eğer bu garabet ortadan kalkmazsa önümüzdeki günlerde Sayın İlhan Cihaner oraya zorla götürülemeyeceği için yeni bir hukuksuzluk üzerinden giden yeni bir kriz doğacak. Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri Sayın Cihaner'in yanında çok net bir şekilde duracak. Diğer iki milletvekilimizin yanında nasıl duruyor ise. Şimdi kadın haklarını savunduğunu söyleyen birisi her gün karısını dövüyorsa siz o kişinin ağzından çıkan şeylerin samimiyetine inanır mısınız? İnanmazsınız. Sayın Başbakan şu anda aynı durumda. Bir yandan barış
olması gerektiğini söylüyor. Bir yandan önüne gelen ve kendisinin istediği gibi konuşmayan milletvekili, doktor, başka meslek gruplarından işçi, emekçi kim varsa hepsine bir saldırı düzenliyor. Şimdi bu böyle bir durumda bizim Cumhuriyet Halk Partililer olarak Sayın Başbakan'ın bu sabıkasından dolayı Sayın Başbakan'ın ağzından çıkan sözlere yeterince itimat etmememiz kadar normal bir şey yok. Bu süreçte milletvekilleri neden tutuklu olduklarını bilmeden 5 yıldır hapisteler. Son 2 yılında Sayın Bülent Tezcan Genel Başkan Yardımcısı söyledi. Son 2 yılında milletvekili olarak hapisteler. Toplam 8 kişi. Bir milletvekili de zorla mahkemeye çağırıyorsunuz. Zorla getirilmek üzere. Şimdi böyle bir ülkenin hukukun egemen olduğu, hukuk devleti olan bir ülke olduğundan bahsetmek bile anlamsız, bahsetmek bile yanlış. Uzun zamandan beri Türk yurt dışında da artık bu konu yavaş yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'nin çabalarıyla doğru bir şekilde anlaşılmaya başlandı. Şimdiye kadar hep daha fazla demokrasi getirmeye çalışan taraf AKP ama statükoyu savunan taraf Cumhuriyet Halk Partisi gibi görülüyordu. İşte şu metin Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Genel Başkanı'nın 10 Mayıs'ta açıklamış olduğu bu demokrasi ve özgürlüklerle ilgili bildiri çok net bir şekilde kimin statükodan yana olduğunu ortaya koyuyor. Cumhuriyet Halk Partisi özgürlüklerden yana, demokrasiden yana, hukukun üstünlüğünden yana, tutukluya ve mağdur edilmiş bütün kesimlerin yanında AKP kendisine bir statüko yarattı. O statükoyu içinde cemaatlerin de olduğu, başkalarının da olduğu bir yapıyla beraber yarattı. Ve şu anda da o statükoyu korumak için her türlü olumsuzluğu, her türlü sert uygulamayı yaparak süreci devam ettirmeye çalışıyor. Peki sanıkların, oradaki avukatların ve toplumun bazı kesimlerinin iddia ettiği üzere Türkiye'de yürüyen diğer süreçle bağlantılı görüyor musunuz siz de Ergenekon davasını? Eğer bu sürecin sonucunda bir af söz konusu olacaksa. Yani bir toplumsal barıştan bahsederken belki bu kavram üzerinden yoluna çıkabilir diye düşünüyorum. Ya da bunun altı kısmı. Sayın Başbakan pazarlıklar üzerinden yürüyen bir siyasi anlayışa sahip. Yani devlet adamı olarak bazı günlük tartışmaların üzerine çıkıp her şeye tepeden bakarak gerçekten hakkı olana hakkını teslim etme yolunda bir şeye sahip değil, bir bakışa sahip değil. Dolayısıyla sayın vekillerimizin söylemiş olduğu şey önümüzdeki günlerde önümüze gelebilir. Bir, hadi barışalım, hep beraber barışalım. Gördüğünüz gibi bu İmralı süreci de burada da mağdur olan insanlar var. Bu insanların haklarına karşılık olarak yıllardan beri içeride tutuklu olarak bulunan ve aslında hiçbir suçu daha kesinleşmemiş ya da varsa ne olduğu belli olmayan bu suçların karşılığında toplumun diğer kesimlerini rahatlatacak bir formül bulalım diye gelebilir Sayın Başbakan. Şimdiye kadarki performansı önümüzdeki dönemde böyle bir şeyi söyleyebileceği kanaatini bize kuvvetli bir şekilde ortaya koyuyor. Peki Sayın Cemil Çiçek ki bana göre Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihinde en zor dönemin başkanlarından biri. Onun konuya yaklaşımını nasıl? Çünkü defaatle çağrıda bulunuyor CHP Cemil Çiçek'e. Yani bu daha seçimlerden sonraki imzalanan mutabakat metninden itibaren konunun çözülmesi gerektiğini, bir demokrasi ayıbı olduğunu söylüyor. Sayın Cemil Çiçek de zaman zaman buna ilişkin çabalarda bulundu ya da en azından bize İstanbul'dan böyle geldi. Onun bu konudaki performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Efendim ben Sayın Cemil Çiçek'in de aslında oyunun bir parçası olduğu kanaatindeyim. Şöyle hatırlayın. AKP kanadından Sayın Bülent Arınç, Sayın Cemil Çiçek, bazen Sayın Adalet Bakanı uzun tutukluluk sürelerinden şikayet eder mi? Eder. İktidar kim? AKP. Niye şikayet ediyorsun? İktidar dediğiniz şey icra organıdır. Madem böyle bir şikayetiniz var, o sizin çok meşhur paketlerinizden bir tanesine koyarsınız böyle bir madde. Cumhuriyet Halk Partisi de sizi babalar gibi destekler. O uzun tutukluluk sürelerini ortadan kaldırırsınız. Sayın Başbakan arada bir İstanbul'da çok katlı binalar yapıldığını, bunların aslında büyük sorun olduğunu, yaşanamaz hale getirdiğini, onun kendi çocukluğu zamanında ayaklarının toprağa değdiğini ve ne kadar güzel olduğunu söyler mi? Söyler. 20 yıldır İstanbul'u kim yönetiyor? Bu binaları biz mi diktik? Benim bilmediğim bir büyükşehir belediye başkanı var, Cumhuriyet Halk Partili de. O mu tezgahladı bunların hepsini? Biz de bunların hepsine göz mü yumduk? Bunların hepsini siz yaptınız, hepsine siz göz yumdunuz. Bakın bu tipik AKP siyasetinin bir örneği. Önce yapıyorlar, bir kere de yapmıyorlar. Defalarca yapıyorlar. Ondan sonra da çıkıp sanki bunları başka birisi yapmış gibi ya bu ne kadar da kötüydü biliyor musunuz diyorlar. Az önce konuşmamızın başında söyledik. 2003 yılında tezkereyi çıkarıp Türk ordusunu Irak'a sokmaya çalışan Sayın Başbakan değil miydi? Sayın Başbakan'dı.
Şimdi bu son saldırılardan dolayı, Reyhanlı'daki saldırılardan dolayı yarın öbür gün bana ahirette hesap sormazlar mı diye soran Sayın Başbakan değil mi? Şimdi ortada bir ruhsal problem var benim gördüğüm. Bütün AKP'li siyasetçilere uzanan bir ruhsal problem var. Dolayısıyla çark etmek ya da yaptıklarını sanki o yapmamış gibi zeytinyağı gibi sıyrılarak kenara çekilmek AKP'nin tipik bir taktiği. Bunların hiçbirine itibar etmemek lazım. Sayın Çiçek de bu işin bir parçasıdır. Bir tarafta süreç devam ederken diğer tarafta işte Ergenekon davası, Balyoz davası gibi davalar, işte Suriye'de yaşanan gelişmeler, Arap Baharı filan, bütün bu Orta Doğu'yu, bu gelişmeleri ele aldığımız zaman, örneğin bir değerli izleyicimiz İbrahim, Sayın İbrahim Laçin Çorum'dan göndermiş. Diyor ki bugün insanlık tarih, etnik kimlik, din ve kültür üzerinden büyük gruplara bölünmüyor mu? Ulus devletler bitirilmiyor mu? Mikro milliyetçilikler yaygınlaşmıyor mu? Demiş ve ABD Dış İlişkiler Kurulu üyesi David Rockefeller'ın o müthiş örneğini dile getirmiş. Dünyadaki devlet sayısının 1000'e çıkarılacağına ilişkin. Yani büyük çapta bir bölgede oyunun döndüğü fikrinde misiniz siz de? Siz de ve CHP olarak da. Buna karşı ne düşünüyorsunuz? Şimdi bakın Orta Doğu coğrafyası neden hiçbir zaman kendi sorunlarını çözebilen demokratik devletlere kavuşamamıştır? Bu bölgede büyük oyunlar oynanır. Bu bölgede yaşayan insanlar, bu bölgede devlet yöneticisi olan aktörler de bu oyunun bir parçası olurlar. Az önce onu söyledik. Cumhuriyet Halk Partisi bu devleti kuran parti ve bu yurtta sulh, cihanda sulh ilkesiyle Türk dış politikası çok uzun bir dönem Orta Doğu'daki bu bataklıkların kenarında kaldı. Onlara bulaşmadı. Oralardaki altüst oluşlara müdahale etmedi. Çünkü o altüst oluşlar kendisini de etkileyecek, kendi vatandaşlarını etkileyecek bir istikrarsızlık yaratacaktı. Bakın bu Arap Baharı dönemi. Arap Baharı'nda ne olmaya çalışıyor? Diktatörler vardı. O diktatörleri halklar daha demokratik bir yönetim talebiyle devirmeye çalışıyorlar. Bunun sonucunda birileri bu işin üzerinden bir çıkar elde etmeye çalışıyor olabilir. Onu hariç tutuyorum çünkü her toplumsal olayın üzerinden başka bir güç kendine bir çıkar elde etmeye çalışır. Ama halkların tavrı samimidir. Onlar daha demokratik diktatörleri istemiyorlardı. Türkiye çok partili yaşama ne zaman geçti? 1946'da geçti, 1950 seçimleriyle de kansız bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi kendi iktidarını bir muhalefet partisine teslim etti. Biz o baharı çok önce yaşadık. Demokrasiye kendi kendimiz geçtik. Şimdi bizde böyle bir irade var. Bizde böyle bir demokratik birikim var. Ama Orta Doğu'da böyle bir demokratik birikim yok. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Saygı duyuyoruz. Ama bunu yapabilmek için kendi özgür iradeleriyle hareket eden toplumlara dönüşmeleri lazım. Bu da bugünden yarına olacak şeyler değil. Bedel ödenerek yapılacak olan şeyler. Türkiye bu konuyla ilgili çok bedel ödedi. Kuruluşundan beri çok fazla bedel ödedi. Dolayısıyla o bölgelerde Amerika'nın da başka ülkelerinde çıkarları var mı? Var. O bölgelerin zengin petrol, doğalgaz yatakları var mı? Var. Bunlar üzerinden plan yapan devletler var mı? Var. Var da o bölgedeki insanların hiçbir iradesi yok. O bölgedeki insanlar da bütün bu çıkarların farkına vararak kendi özgür iradeleriyle bunu kurmaları gerekiyor. Biz de ki hemen bu sürecin arkasından ekranlara getireceğiz reklamlara gitmeden önce bu haberi. Birazcık da tarihimizden de süreç içerisinde şimdi eleştirdiğimiz şeylerden ders alalım diye düşünüyorum. Çünkü aynı şeyler bana göre yaşanıyor. O zaman idam edilmişti. 68'lerin önderleri, evet. Deniz Gezmiş ki anıldılar. Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan. Bugün de kimileri idama mahkum ediliyorlar. Bence aynı süreç. Başka bir şey söyleyeyim. Bugün bu barış sürecini yürütüyoruz diyen Sayın Başbakan, idam cezasını kaldırmak yanlıştı dememiş miydi bundan 3-4 ay önce? Evet. Hangisi gerçek başbakan? Bu milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırmak gerekiyor dememiş miydi? BDP milletvekillerini kastederek. Hangisi gerçek Recep Tayyip Erdoğan? Güvensizlikte çok haklıdır Cumhuriyet Halk Partisi. Haberi izleyelim. Ardından kısa bir ara vereceğiz değerli izleyiciler. Dostlar, denizler bundan 41... Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan 1968 öğrenci kuşağının liderleriydi. Dönemin sıkı yönetim mahkemesinde yargılandılar, haklarında ölüm cezası verildi. 41 yıl önce 6 Mayıs'ta Ulucanlar cezaevinde asıldılar.
bir devrimci ölse bile milyonlar var savaşacak. Dar ağacına gönderilen 3 fidan aradan geçen 41 yıla karşın unutulmadılar. Önceki yıllarda olduğu gibi Ankara Karşıyaka'daki mezarları binlerce kişi tarafından ziyaret edildi, karanfiller bırakıldı, mumlar yakıldı. 30 yıl sonra hiç unutulmayan kim olabilir? Hepimiz ölünce unutulacağız ama onlar hiç unutulmadılar ve hep genç kaldılar. Unutulmadılar, unutulmayacaklar, unutturamayacaklar. Deniz Gezmiş'in ağabeyi Bora Gezmiş de kardeşinin mezarı başındaydı. Artık 6 Mayıs'ları yas günü olarak kutlamıyoruz. Gördüğünüz gibi burada ağlayan filan yok. Coşku içinde geliyorlar. 3 fidan İstanbul Dolmabahçe sahilinde de anıldı. 45 yıl önce üniversite gençliği o noktada Amerikan 6. filosu askerlerini denize atmıştı. 68'liler vakfı ve CHP'liler o sahilde denize karanfil bırakmak istedi ancak polis izin vermedi. Tartışmaların ardından grup sahile indi ve 41 yıl öncesine mesaj gönderdi. Gezmiş, Aslan ve İnan, İzmir'in Buca ilçesine geçen yıl yapılan 3 fidan anıtı önünde de anıldı. Değerli izleyiciler, kısa bir ara vereceğiz. Kısa bir ara rica ediyoruz. Ardından CHP İstanbul İl Başkanı Sayın Oğuz Kansalıcı ile konuşacağımız önemli konular var.